Metin, senin hakkında sosyal medyada hakikaten iki senede var ya deve yükü para yaptı diyorlar. Gerçekten öyle bir şey var mı öyle diye? Vallahi var ya, Allah çarpsın. Aa, sorusu var bak burada yazıyor. O deve aslanım nerede, yükü nerede bir bulursan. İki yılda büyük servet yaptı diyor ama magazin siteleri daha çok. Nerede servet? Bunlara baktık. Mutfaktan iyi bir şef olarak çıktın. Şu abi, şey meselesine bir netlik getirelim. Bizzat ilk ağızdan da duymuş oğlum. Sen mutfak ekibinin kalfası ya da artık şey diyelim ustalarından, şeflerinden bir tanesiydin. Estağfurullah, kalfa değil. Sonuç itibariyle orada şeflik yapıyordunuz. Hani büyük şef de Yılmaz Erdoğan'dı. Fakat o büyük mutfak ya o ne diyelim uyumlu mutfak bir anda dağılıverdi. Evet. Ne oldu? Yani ne oldu? Bir anda gerçekten dağıldı mı? Herkes bir savruldu mu? Artık herkes tek başına mı? Her koyun kendi bacağından mı asılır? Şimdi ayrılan bir ekip oldu ve kalan da bir ekip var. Şimdi onlar orada devam ediyorlar. Mutfak devam ediyor mu? Bir mutfak var mı? Mutfak devam etmiyor. Mutfak kapatıldı. Bizim çıktığımız BKM mutfak atölye o anlamda kapatıldı. Hijyen dolayısıyla, hijyenik nedenlerden. Yeni öğrenciler yok, alım yok şu anda bildiğim kadarıyla. Orası kapatıldı. Dağılma süreci de aslında şöyle. Birçok arkadaşımız skeç oynamaktan sıkıldı. Ondan sonra... yıllar geçtikçe 3,5 sene yaptık biz onu ve her hafta çok yoğun bir tempodaydık. İmkansızı başarıyorduk. Hani bu oyunun çıkma süreci nereden baksan 1,5-2 aydır yazın dahil. Biz her hafta bir oyun çıkarıyorduk aşağı yukarı ve çok zor bir süreçti. Yıprattı tabii ki. Tıkanmıştı. Zaten böyle son dönem ne yapsak, bu hafta ne yazsak gibi o kadar skeç yazdık, o kadar her konuyu işlediğimizi düşünüyorduk ki. Böyle bir tekrara düşmeye falan başladık. Sonra aşağıdan gelen yeni bir ekip oldu. Prot. Yeni ne arkadaşlar geldi. Ne pis geliyorlardı anladığım kadarıyla aşağıdan. Şimdi onlar bizim geçtiğimiz süreçten geçmediler. Biz 4 sene bir ön eğitim aldık orada. Çok ciddi bir eğitimden geçtik ve ne yapacağımızı çok da bilmeden bu proje kendiliğinden kendi iş dinamikleriyle gelişti. Hmm. Aşağıda mutfakta çok güzel hareketler başladı. Sonra sahneye, sonra televizyona taşındı. Hızlandırılmış turla yanımıza gelen arkadaşlar bize adapte olamadılar. Hmm. Hani biz sahnedeki küpün onlar aslında bir televizyon olduğunu söylemeye çalışırken onlar birbirlerine bakıp hani nasıl diye tam anlamadılar bizim mizah anlayışımızı. Oradan da bir sekteye uğramış oldu ve ondan sonra ekip dağıldı. Şimdi ustanın bize bırakıp da biraz kenara çekilmesiyle birlikte orada da bir şey oldu, düzensizlik sabrım olmaya oldu başladı. Çünkü usta hani bunlar tamam bu projeyi götürüyorlar şimdi ben yeni şeyler yapayım, yeni insanlara bu bir şeyler öğreteyim diye başladığı proje. Galiba çok da onun istediği gibi gitmedi. Biraz hızlandırılmış süreç olmadı. Sinema filmi değişik işleri olduğu için usta da o dönem çok Yılmaz hakim olamadı tabii ki. Evet. Hakim olamadı olaya ve dolayısıyla dağılma süreci başladı.